Ve işte beklediğim ana geldik. Herkese merhaba. Ben Neşet ve size podcastlerde zaten dinleyen 3 kişi bilir. Bu oyunu öve öve bitiremiyorum. Peki bu oyun nedir? İşte burada bulunmamızın nedeni de bu. Size açıklayacağım acaba bu oyun nedir? Ve bakalım görelim. Binding of Isaac. Şimdi menüden de göreceğiniz kadarıyla biraz stilistik, pek de hoş bir görüntüsü olmadığını savunabilirsiniz. Biraz pikselli duruyor oyun. Tabii ki çok uç grafikleri falan yok ama oyunun derinliğini birazdan oynanışında göreceksiniz. İlk önce optionlara bakalım. Neler var? Bildiğimiz ses efektleri ve müzik. Tamam. Harita görünürlüğü. Oyunda bir haritamız var. Ne kadar görünür olsun, ne kadar opak olsun, transparan olsun buradan. Full screen off on. Ben off'u tercih ediyorum çünkü o kadar da büyük bir pencere kaplamasına gerek yok bu oyunun. Filter dediği yumuşatma. Biraz AA olarak görebilirsiniz aslında ama iki boyut için. Bunu da hani biraz daha pikselleri sevmeyen insanlar kullanabilir. Ama tabii bana soracak olursanız biraz JPG resmine dönüyor oyun sanki. Ben o yüzden kullanmıyorum. Gamma parlaklık. Pop-up'larda oyun içinde yeni açtığınız bir şey olursa burada görebiliyorsunuz. Diyerek devam edelim. Statlar. Ekstra. Oyunun kendisinden başka bazı modlarını da kullanabiliyorsunuz. Bu modları tamamlayarak yeni şeyler açabiliyorsunuz. Ben henüz tamamını açamadım. Fazla oynayacak. Oynamam için fazla bir fırsat olmadı oyunu. Ne yazık ki. Bazı insanlar bu oyunu tamamen baştan sona bitirdi. Evet, bunların hepsini yapmanız gerekiyor bitirmek için. Bir de başka şeyler de. Oyun kendisinde birkaç karakterle birkaç kere bitirmeniz gerekiyor. Ama nedir bu oyun? Nedir bu oyun? Bir sürü karakterimiz var. Ben tabii ki Isaac seçeceğim. Ve sonunda başladık. Oyunun grafikleri piksel olmasından öte biraz hani dört duvar arasında geçiyor. Pek bir albenisi yok gibi duruyor. Çok kahverengi, çok bir şey. Peki nedir bu oyunun özelliği? Neden bu kadar güzel? Dört tarafa ateş edebiliyoruz. Evet, ağlayarak ateş ediyoruz. Oyun hikaye olarak bir kere Hristiyan dini temalar kullanıyor. Merak etmeyin, eğer hoşunuza gitmediyse bu tasvir pek öve öve anlatmıyor bunları. O yüzden o kadar da sıkıntı etmeyin kendinize. Eğlenin sadece. Şimdi ben bu oyunu açtım. Bu odaya gittim. Siz bu odayla karşılaşmayacaksınız. Çok büyük ihtimal bu odayla karşılaşmayacaksınız. Çünkü bu oyun her seferinde odaların yerlerini, odaların içinde bulunanları, düşmanlar veya itemları, oyun içinde rastladığınız itemları ki oyunun oynanışını inanılmaz şekilde değiştiren itemlar, büyük bir havuzdan seçilme, havuzun büyüklüğü şu an yanlış olmasın 450 farklı item. Bunlar her biri farklı şeyler değiştirmekte sizin oynanışınızın açısından. Bundan dolayı söyleyebileceğim tek şey, bu oyun her açtığınızda size farklı şeyler sunacaktır en azından elinden geldiği kadar. Her iki oynayışınız farklı bir deneyim olacak sizlere. İşte bu yüzden güzel. Bu tür oyunlara roguelike ya da roguelite diyenler oluyor. Çünkü asıl roguelike oyunlar, mesela burada yine yaptığımız şeyler yukarı aşağı sağ sola odalardan geçerek tekrar millete ateş etmek, öldürmek vesaire falan filan. Asıl roguelike'lar bunun da ötesine çıkıyor. Her açtığınızda tamamen farklı oyunlar verebiliyor ya da biraz daha oyunu satranca vuruyorlar. Siz mesela bu odada gördüğümüz zaman, bu odada bir item var mesela. Düşmanlı bir odaya girelim. Teşekkür ederim oyun. Düşmanlı bir odaya girelim. Mesela bazı roguelike oyunlarında ben hareket etmeden bu düşmanların hareket edememesi lazım. Ama biraz daha freestyle bir oyun. O yüzden roguelike yerine roguelite diyenler oluyor. Çünkü eski roguelike'lar biraz daha satranç temalı. Ben oynamadan başkaları oynayamıyor tarzında bir. Daha büyük, daha çok bir strateji oyunu tarzında ilerleyen oyunlarmış. Her neyse.
Bir odayı tamamladığınız zaman ortaya çıkan bazı ödüller olabiliyor, olmayabiliyor da. Tamamen oyunun rastgeleliğine bağlı. Bu oyunu anlatırken çok sofistike kelimeler kullanmam gerekiyor. Kusura bakmayın, dilim bazen sürüşüyor. Bunun içinden ne çıkabiliyor? Penny, paralar, bombalar ve bir de anahtarlar. Burada göreceğiniz üzere burada sayıları var. Burada health'im var. Burada da haritam var. Gördüğünüz üzere. Haritayı büyütüp küçültebiliyorum istersen. Bazı diğer odalarda bıraktığım şeyleri de burada görebiliyorum. Mesela bir sol, bir üst, bir sağ, bir üst odada kalp bırakmışım. Ama önemli değil çünkü bütün kalplerim dolu. Sağlığımda bir sıkıntı yok. Her neyse, devam edelim. Bu oyun zaten gerektiğinden uzun sürüyor. Gel bakalım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi oyunda bok var. Bu oyunda bok var. Boktan kalp çıktı. Sağlığım düşük olsaydı alabilirdim. Ama onun yerine top oynayacağım. Çok güzel. 2014'ün en iyi oyunu. Bok editörüz. Böyle söyledim bak, inanılmaz zevkli bir oyun. Evran'ı kesinlikle dinlemeyin bu konuda. Baktım mesela. Param var yeterince. Güzel bir miktar param var. Bir tane de anahtarım var. Bu anahtarı şu kapıyı açmakta kullanabilirim. Şu kapı dediğim. Bir haritada bir ok göstergesi olan kapıları açarsam çoğunlukla bu kapının ardında bir tane dükkan oluyor. Bunları evet gördüğünüz gibi altta belirlediği parayla alabiliyoruz. Mesela ben bunu istiyorum. Bu item'ı. Ama alamıyorum. Yetersiz. Şuraları patlatmayı deneyelim. Bir bombayla. Mersi. Alabiliyorum. Bu da donation. Donation'ın Türkçesi neydi? Bağış. Bu birden fazla oyuna girdiğiniz zaman başka karakterlerle, başka şekilde baştan başladığınız zaman oyunda değişmeyen tek şey, buraya ne kadar çok penny koydunuz, para koydunuz. Her neyse, devam edelim. O ileride dükkanın daha afilli, daha çok, daha güzel itemler vermesini sağlıyor. Sizin satın alabileceğiniz. Her neyse. Buraları bombayla da patlatamıyorum. Bunlar demir bloklar. Bu ortadaki keşke item'ı alabilseydim. Alamıyorum. Itemları da biraz açıklarım. Ama dediğim gibi her item aynı değil. Ve her oynadığınızda bu itemları göremeyeceksiniz. O yüzden... ama bu itemları tanıtmakta fayda var. Mesela bu piercing shot. Bundan sonra bunu aldım. Pasif bir item. Bundan sonra gördüğünüz gibi gözyaşlarım ok haline büründü. Düşmanların içinden geçecekler. Yani aynı hat üzerinde iki tane düşman varsa tık 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 üzerlerinden geçip daha güzel bir hasar verecek. Bu bazı odalar arasında gizli odalar var. Bunları görmemde daha yardımcı olan bir item ama ne yazık ki alamıyorum. Buradan aldığımda Fanny Pack, yani şeyden, dükkandan, her neyse, tekrar girmek istemiyorum. Çok fazla zaman harcıyorum burada. O item'da hasar aldığımda benden para veya anahtar veya bomba düşüyor. Gizli oda denedim. Gizli oda genelde bu tür odalar, bu tür aralıklarda normalde giremeyeceğim yerler buluyor. Girişleri bombayla patlatıp açabilirim ama burada değilmiş. O yüzden bombamı harcamış oldum. En sonunda her level'ın bir boss var. Bu bossları da tamamen rastgele rastlıyoruz. Rastgele rastlıyoruz. Aynen öyle. Mesela bu boss'un biraz daha özelliği sürekli sinek yollaması. İyi ki piercing shot'ı aldık. Mesela piercing shot olmasaydı bu boss'un etrafındaki, Duke of Flies'ın etrafındaki sinekler bütün bu attığım gözyaşlarını bloke edecekti. Onları teker teker almam. Ondan sonra kendisine dayak atmam gerekiyordu. Hiç gereği kalmadı. Çok güzel. En sonunda bir boss dövüşlerimiz bize item veriyor. Bu tür itemler genelde yemek olduğu zaman sağlığımı bir tane arttırıyor. Şimdilik ihtiyacım olmadı ama ileride olacak. Bir level'ı atladık. Devam ediyoruz. Yukarıda göreceğiniz üzere normalde 8 tane var. Kat. Ama daha fazla var. Hiç merak etmeyin. Basement 2. Devam ediyoruz. Bunlar bizi gördüğü zaman ateş ediyoruz üzerimize.
ilk hasarımı almış bulunuyorum. Mor olanlar beni takip ediyor. Biraz daha böyle gösterecek olursam gördüğünüz gibi bir arc çizdi şöyle. Aman. Devam edelim. Bu kadar dayak yemek lazım burada. Çok güzel. Biraz sağda solda göbek atmanız gerekiyor bu oyunda. Ölmemek için. Ölüyorsanız en başa dönüyorsunuz. Bu oyuna buranı devam edemiyorsunuz. Tekrar baştan başlamanız gerekiyor. Bu da roguelike'ların başka bir özelliği. O yüzden ölüm gerçekten önemli. Oraya neden bomba bıraktım diye soracak olursanız işte bu yüzden. Eğer dikkat ettiyseniz taşın üzerinde bir X vardı. Taş da diğerlerine biraz daha maviydi. O da içinde özel bir hediye olduğunu göstergesi patlattığım üzere. Anahtarlı sandığı açtım. Bana 3 tane para verdi. Bence değmedi. Ha bir de kalbimiz var. Kalbimizi biraz yenilemiş olduk. Altın kapılı yerler bize ne veriyor diye soracak olursanız. Item veriyor. Poison damage. Bundan sonra attığım gözyaşların bir kısmı şanslı olan gördüğünüz gibi hepsi yeşil değil ama yeşil olan birine değerse zehirleyecek düşmanı. O da zamanla biraz daha hasar verecek. Aynen gördüğünüz gibi. Çok hoş. Çok hoş. Devam edelim. Aman aman aman. Birçok düşman çeşidi var. Ama tabii biraz daha ilerledikçe hepsini görebilir. Şu an için şu bize benzeyen elemanlar daha çok görünüyorlar. Diğerlerinden farklı renkli ve daha büyük olanlar hem daha fazla sağlığa sahip hem de renklerine göre öldüklerinde başka şeyler yapıyorlar. Bazıları gördüğünüz gibi patlıyor, bazıları etrafına şeyler saçıyor. Beyaz yarım kalp. Bu ne? Göstereceğim, hiç merak etmeyin. İlk önce almamayı yeğliyorum. İlk önce boss'a bakalım. Monstro. Bu eleman üzerimize zıplamayı ve bize direkt kan atmayı seviyor. Ama küçük küçük minyonlar mesela sunmuyor bize o yüzden. Benim piercing shotlarım pek etkili değil. Sadece üzerime zıpladığı zaman etraftan kaçmayı bilmem yeterli olacaktır. Bütün oyunda bununla biraz alakalı. Etraftan kaçmak. Bize gelen atışlardan kaçmak. Düşmanları değmemeye çalışmak. Çok güzel. Bosslarda başarılı olduğun zaman, bu arada bu da başka bir health up. 5 oldu. Harika. Bosslarda başarılı olduğun zaman bir şans bu kapı açılıyor. Bu kapı gördüğünüz gibi şeytanla ne denir ona? Şeytanla bir anlaşma yapabiliyoruz. Bir kalp tamamı bu arada sağlam değil. Konteynerin tamamı yani 5 tane konteynerim var 4'e düşecek. Maksimum health'im 4 olacak bunu alırsam. Ama bana bir item vermiş olacak. Bu item beğenmiyorum ben. Yanıma küçük bir evran veriyor. Evran böyle saniyede bir dakikada bir küçük bir löpçük atıyor. Beğenmiyorum, istemiyorum. Evet. Mesela gitmediğim bir room var. Buradan görebiliyorum map üzerinden. Daha gri olanlar daha henüz uğramadığım odalar. Her bir odaya uğramakta fayda var gördüğünüz gibi. Ekstra şeyler veriyorlar. Mavi kalp ne? Bir de beyaz kalbimiz var onu da söyleyeceğim. Mavi kalp armor. Gördüğünüz gibi her ne kadar maksimum sağlıklı olsam da üzerine tekrar takviye yapabiliyorum. Sadece mavi kalpleri alarak. Bu arada geçeyim ulaştım. Çok hoş. Yeterince bunlardan patlattığımız zaman yine achievement'lar açabiliyoruz ve içinden iki tane daha çıktı bundan. Çok güzel. Sağlık olarak güzel. Daha önce gördüğünüz gibi bir hasar aldığımda yarım kalp düştü ama hepsi yarım kalp almıyor. Mesela patlamaların yanında durursam tam bir kalp oluyor ya da ileride başka hasar alma yöntemlerini göreceksiniz zaten. Mesela bunların arkasında bıraktığı parlayan kana basarsak o da tam bir kalp alıyor benim bildiğim kadarıyla pek basmadığım için. Yani denemek de istemiyorum açıkçası. Çünkü sağlık çok önemli bir kaynak olabiliyor. Şimdi yani peynir ekmek gibi düşüyor ama ileride bunu garanti edemiyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Bu kadar. Buradaki dikenler elbette düşüneceğiniz gibi sağlığımızdan alıyor.
Ama bu odanın özelliği bu dikenlerin üzerine biraz böyle ne kadar olduğu tamamen şansa rastgele. Ama üzerinde birkaç kere böyle durduktan sonra bize bir sandık veriyor. Bence kesinlikle değmez. Ama çok fazla kalbiniz varsa, çok fazla sağlığınız varsa ve çok az consumable'ınız, yani şuradaki para, bomba, anahtarınız az sayıdaysa takviyesini bu şekilde biraz sağlığınızı feda ederek alabiliyorsunuz. Heh, işte beyaz kalp gördüğünüz gibi şurayı biraz beyaza boyadı. Ne işe yarıyor, ne işe yarıyor? Bölüm aralarında güzel animasyonlarımız var. Yarım kalple bir level'a düşersek veyahut bir level içinde iki tane yarım kalbi toplarsak bir konteyner olarak geri dönüyor. Tekrar değil, daha önce 6 tane konteynerim olmamıştı. Şimdi 6 tane konteynerim var, çok güzel. Bu oda gördüğünüz gibi dikenli. Buradan girersem yarım bir mavi kalbimden, armor kalbimden ya da ruh kalbimden spirit heart alacak. Ama bu sandıklara ulaşmış olacağım. Bana bir tane item verdi. Guppy's Tale. Bunun ne yaptığını söyleyeyim. Odaları bitirdiğimde bana ekstradan sandık düşme ihtimali veriyor. Sandıklar da önemli. Yanımdaki bu arkadaş canlısı elemanlarda, sineklerde bir kere eline sahip olacağım sinekler. Düşman gördüklerinde direkt kendi kafalarına göre saldıracaklar. Pek güçlü değiller ama bunlar gayet dişli düşmanlar. Bayağı iyi beni kovalıyorlar. Onların sağlığını düşünmemde ya faydalı oldular bence. Neyse, biraz daha devam edelim. İşte bu zor bir adam mesela. Bu elemanların kafası açık değilken, boyunları açık değilken bunlara saldıramıyorum. Ah! Bütün ruh kalplerimi aldılar bile. Böyle zor odalara da gark edebiliyorsunuz. Tamamen şans, rastgele. Ama şöyle bir güzelliği var bu olayın. Bunlara saldırdığımda eğer zehirle saldırırsam boyunları kapalıyken de zehir hala işlemeye devam ediyor. Çok güzel. Bana biraz yardımcı olmadı diye. Hadi be. Bütün ruh kalplerim gitti. Bir tane kaldı. Bu elemanlardan isimlerini bilmiyorum. Güle güle. Böyle tarot kartları veya haplar da düşebiliyor. Tarot kartları farklı şekilde isimlendirilmiş. Her birinin ne yaptığı belli. Wheel of Fortune ne yapıyor diye soracak olursanız özel bir düğmesi var. Basıyoruz. Bize bir, kusura bakmayın, slot makinesi veriyor. Slot makinesine para atıyoruz ve bir şansla bize yine bir consumable veriyor. Güzel, iyi bir şans. Bir tane bomba daha verdi. Oo, Cricket's Head Damage Up. Attığım her bir gözyaşının verdiği hasar arttı. Çok güzel bir item. İyi ki bana verdi. Buradaki item'a da bakalım. Mesela bu da ilginç bir durum. Bunu aldım. Gördüğünüz gibi burada ikonu çıktı. Bu nedir? Bunlara spacebar item denir. Neden? Bu oyunun eski oyunu olan, rebirth olmayan, norm orijinalinde gamepad olayı yoktu. Sadece klavyeden oynayabiliyorduk. Ve bu itemları spacebar ile aktive edebiliyorduk. O yüzden spacebar ya da aktif itemler deniyor. Aktif itemler sadece bir tane elimizde olabiliyor. Eğer zaten elimizde varsa yer değiştiriyorlar bu pedestalda. Pedestal, evet, aynen öyle. Bu taşın üzerine yer değiştiriyorlar. Eğer başka bir şey olsaydı burada yer değiştirmiş olacaklardı. Ve buna ekstra bir düğmeyle ulaşabiliyorum. Her birinde yaptığı etki farklı. Mesela bu bir tane tam sağlığımı alıyor ama etrafında bir patlama yapıyor. Mesela bunu kullanarak hiç bomba harcamadan şu slot makinesine patlatabiliyorum. Neden olmadı? Çünkü yanlış şey söyledim. Tamamen benim saçmalığım oldu. Buna benzeyen bir tane item vardı, onu karıştır. Bu istediğim zaman ekranda bomba varken kafamıza göre patlatabiliyoruz. Aynen bu şekilde. Ama bombayı tekrar yerine biz koymamız lazım.
O yüzden de bombalarımızdan bir tane düşmesi lazım. Ama istediğimiz zaman patlatabiliriz. Bosslarda mesela çok büyük bir yarar sağlıyor bize. Devam edelim. Mesela şurada kullanmaya çalışayım. Özellikle yanındayken patlattım. Elma da almış oldum. Bu sandığı da elde etmiş oldum. İçinden iki tane de bomba çıktı. Kazanç benim. Kar elde ettim tabii. Bu elemanın attığı yaşlar patlıyor. Dikkatli olmak lazım. Gökkuşağı bok. Gökkuşağı bok. Bok gökkuşağı. Bunlar da bok ama suratları var. Ama bu gökkuşağı. Gökkuşağı. Gök. Evet. Haplar. Kartlarla aynı yeri işgal ediyorlar. Ne işe yarıyorlar? Kartların aksine bu hapların yaptığı şeyler aynı olmuyor her oyunda. Ve negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ne olduğunu bakalım. Mesela Tears Up. Gözyaşlarımın sıklığını arttırdı. Tears Down da olabilirdi. Sıklığını da azaltabilirdi. Bir kere kullandıktan sonra ama aynı renkteki hap her zaman aynı şeyi yapıyor. O yüzden sıkıntı yok. Bir şans, bu maske bana gelen sadece shotları, projectile'ları yani mermileri diyeyim ya da gözyaşlarını ya da kanları bana hasar vermemi sağlıyor ama ya rastgele ya da o açıda bulunmam gerekiyor. O tam böyle durmam gerekiyor. Geldiği yere göre durmam gerekiyor. Bilmiyorum, emin değilim. O kadar test edemedim. Neyse devam edelim. Boss'a girmeden önce ben diğer yerlere girmeyi daha uygun görüyorum. Level'ı böyle göstermek istiyorum. Gerçi bunu yapmasam daha iyi olacak. Çünkü bir tanıtım videosu. Kısa tutmak daha güzel olur. Ama biraz min-max'cıyım. Biraz maksimize etmeyi seviyorum. Bu oyundaki gelirimi. O yüzden. Benim stilim bu. İsteniz gibi de oynayabilirsiniz. Hatta ve hatta eğer hızlı bir şekilde oyunu bitirmek isterseniz oyun... Buna da, bu arada anahtarım da kalmamış, çok güzel. Ağır verip ağırman savuruyorum. Oyun bunu dikkate alıyor. Eğer kısa sürede 20 dakikanın içinde bütün 8 odayı bitirirseniz. Oda dedim, oda değil. Kat, 8 katı bitirirseniz ekstra bir mod daha sunuyor size. Ben hiç bu moda gelemedim çünkü zamanımı almayı seviyorum oyun içinde. Her neyse. Gördüğü. Bu eleman sağa sola sinek atmayı seviyor. Bu da Gördy'nin alternatif modlarından biri aslında. Normalde böyle gelmeyebiliyor. Gördy'nin ataklarından biri bana direkt olarak kan atması ama bu alternatif modunda sadece ve sadece sinek veya bana sütlük atan başka sinekten çıkabiliyor. Çıkıyor daha doğrusu. Sadece yeni şeyler doğuran bir Gördy alternatif. Yani bu tür düşmanlara çok rastlıyoruz burada. İçinden başka bir şey çıkan, o başka bir şeyin içinden başka düşmanlar çıkan tarzı. Oyunu uzatan ve biraz da strateji ekleyen başka ögelerden biri. Bu item tier'larını biraz daha sıklaştırıyor. Artık iki tane de ruh kalbi veriyor. Devam edelim. Dördüncü kat. Bu oda kapalı. Neden? Boss. İki tane eski bosslardan üst üste veriyor bu. İkisini de dövmemiz gerekiyor sırayla. O da yetmezmiş gibi. Bu odaya giremiyoruz. Eğer kırmızı kalplerimiz birden fazlası doluysa. Mesela bu 5'ini de hasar görüp de 1'e indirirsem. Veya başka yöntemlerle bunları indirip yine ruh kalplerimi koruyabilirsem buraya girebiliyorum. Bunda yöntemim var. Hasar alırken ilk önce baktığı şey tabii ruh kalplerim oluyor. O yüzden bunu yapmak zor ama imkansız değil. İnanılmaz büyük bir şans. Gördüğünüz gibi bunu ne yaptığını biliyoruz. Bir ekstradan bana bir kalp verecek sonradan. Ama en sonunu almakta fayda var. Çünkü onu aldıktan sonra hasar alırsan ilk önce ruh kalplerine bakıyor oyun. Ondan sonra beyaz kalplere bakıyor. Ondan sonra kırmızı kalplere bakıyor. O yüzden en son almakta fayda var. Umarım unutmam. Yeni bir hap.
Usuttu. Yine boklar. Çok hoş, çok hoş, çok hoş. Trinket'lar. Bunu aldık. Fosilleşmiş bok. Burada duruyor. Ne işleri? Bunlar da ekstradan pasifler sağlıyor. Mesela bu bokun içinden çıkan küçük trinket. Mesela ileriki bok patlatışlarımda para çıkma ya da kalp çıkma olasılığını birazcık arttırıyor. %10 falan tarzı. Emin değilim sayılarına. İşte aradığım yerde buydu. Arket salonu. Şu elemanı görüyor musunuz? Adama kalp veriyoruz. Sağlık veriyorsunuz. Ve ilk önce kırmızılara bakıyor bu. Oyunun geri kalanına aksi bir şekilde. Ve bize para veriyor. Ben bunu böyle kullanarak içinden baş gibi. Item çıktı. Gördüğünüz gibi active item. Yer değiştirdiler. Mesela bunda da spacebar ya da left trigger'a basarak daha önceki aldığım fanny pack'ten dolayı her hasar aldığımda ekstradan bir tane daha item çıkması. Hoş bir şey. Gördüğünüz gibi kendim bir kalbi düşürdüm. Şimdi boss odasına gidebilirim. Sıkıntısız. Bu tür stratejiler çok yapıyorsunuz. Bu tür oyundaki oyunun size sunduğu senaryoları ve karınızı maksimize etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bakalım iki tane boss'u arda arda dövebilecek. Ve bana getirirse sadece bu. Bakalım umarım içinden bir şey çıkar. Pek fazla anahtarım yoktu, bence güzel. Çap. Bu eleman bize direkt tut diye bakıyor. Bazen de şu küçüklerden doğuruyor. Ama o küçüklerin de yiyebildiği de oluyor. Eğer üzerine tam saldırırken tam çizgisi üzerindeyse. Ve şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bomba. Bıraktık ve bombayı yedi. Bayağı da bize getir sağladı. Bu elemandan nefret ediyorum. Pip. Flip flip duruyor. Bazen altına işiyor. Ve gözü çıkıyor adamın. Etrafta dönüyor. Bu göze kesinlikle hasar veremiyoruz. Tamamen bizim atışlarımızı blokluyor yer önüne geçerse. Mesela biraz önce maskemiz etki yaptı. Şu parlayan CD'ye dokunmazsak iyi ederiz. Erisin gitsin. Güzel. Bomba para para. Devam. Paramız bayağı olmuş. Dükkana gitmemiz iyidir. Mantıklıdır. Devam edelim. Kalplerimizi geri alabiliriz. Ha mesela bize Pretty Fly verdi. Bu sinek etrafımızda her zaman uçacak. Ve bize gelen projectile'ları, mermileri engelleyebilir. Eğer tam açısındaysa, tam yerindeyse. Bu da ekstra bir defans sağlıyor bize. Slot makineleri bazen bunu verebiliyor. İki tane verdi. Büyük şans. Çok hoş. Üçe kadar çıkıyor benim bildiğim. Ayrıca bir de sineklere de sinek türündeki düşmanlara da hasar veriyor dokunduğu zaman. Gördüğünüz gibi. Diğer elemanlara hasar vermiyor ama. Ve sağlığımı böyle düzeltiyorum. 20'ye kadar düşeceğim. Umarım şu item çıkar. Çıktı. Bu item ne yapıyor? Pasif bir item. Yani aktif item'ın yerini değiştirmiyor. Artık sinekler bana saldırmayacak. Sinek türündeki eleman. Bakın gördüğünüz gibi. Ben üzerine gidip dövebiliyorum. Sağlığımızı neredeyse tamamladık. Bu kadar önemli değil. Paramız biraz cebimizde kalsın. Shop'a gidelim böyle. Bakalım shop'ta ne bulacağız. Bu elemanlar yanımızda ölürlerse patlıyorlar. Dikkatli olalım. Bu ne işe yarıyor? Alamıyorum bunu. O yüzden söylemeyeceğim. Devam edelim. Bu da sinek türünde elemanlar ama bize hasar verebiliyorlar her ne kadar kafamızda bok da olsa. Ne kadar çok bok var değil mi? O yüzden güzel. İçine bok olan en güzel oyun. Oo. Bu elemanlar gördüğünüz gibi öldükten sonra tekrar diriliyorlar. Yerdeki hallerine de ekstradan saldırmamız lazım. Yoksa sağlıklarını geri alıyorlar. Of. İki tane kaç çıkardı.
lazım olabilirler. Bütün ruh kalplerimi yediler. Para, kalp, para. Daha. Item odası. 25 cent. Param bana yetmiyormuş gibi. Keşke biraz daha güzel bir item olsaydı açıkçası. Itemların fonksiyonelitesi bayağı bir değişiyor. Kesinlikle. Kapıydı. Kapıydı yani. Mesela şuradaki item ben almak istiyorum. Harita gördüğünüz gibi harita sadece bundan önce gitmediğim odaların tamamını göstermiyordu. Gittikçe odanın olup olmadığı açılıyordu. Madem bu kadar param var, ben bunu biraz... Kusura bakmayın. Bir randa belirli... belirli sayıda sadece... bağış yapabiliyoruz. Ekstrasını yapamadık. Yani neyse. Oh. Olmasın sakın. Tekrar ben geri dönmek istemiyorum bu yolu. Bu oyunda backtracking çok yapabiliyorsunuz. Bunu unutmuşum. İyi ki dönmüşüm. Biraz göz önünde bir şey. Şurada beyaz kalp vardı. Onu alıp boss'a girmeye deneyeceğim. Bakalım boss'tan o kadar dayak yiyecek miyiz? Şu dikenli odaya da girmek istiyorum ama. Hadi girelim bakalım. Birazcık riskli oynayalım. Oo. Kaçalım. Şimdi hiç ruh kalbim yok. Ama bu var. Şimdi ilk hasarı alırsam ileriki katta ekstra bir sağlık konteynerinden olacağım. Bu riskten dolayı ama düşünün. Boss'a gidebilirim. Hop yanlış gittim. Boss'a gidebilirim. Dayak atarım. Geri dönerim. Tekrar boss'un odasına gidip diğer kata geçerim. Uzun iş ya. Ben istemiyorum öyle şeyler. Ve yarım saattir buradayız şu an. O yüzden hızlı bir şekilde. Bu eleman biraz kolay açıkçası. Ama garanti veremiyorum. Yakın geçti. Yakın geçiyor. Çok yakın geçiyor. Yaptım. Hadi gidelim. Bu item bir tane kalp verdi. Şimdi bu kalp de bana bir kalp daha verecek. Sekiz tane. Oo bu item güzel. X-ray vision. Ne yapıyor diye soracak olursanız. Daha önce söylemiştim ya size. Gizli odalar var. İşte burada. Bu gizli odaları kendi kafasına göre açıyor. Kendi kafasına göre değil. Eğer yanındaysak direkt açıyor. Bu da başka trinketlerden biri. Trinket ve diğer itemler arasındaki farkı bilmiyorsanız. Diğer itemler para, bomba, anahtar olmadığı sürece bir taşın üzerinde oluyor. Trinketler onların üzerinde olmuyor. Balık kafası ne işe yarıyor? Dayak yediğim zaman bana o mavi sineklerden veriyor ki yardımcı oluyor onlar. Kendi kafalarına göre saldırıyorlar. Bakalım bunların içinden bir şey çıkacak mı? 2 tane örümcek, 4 tane para. Aynen güzel. Devam edelim. Diğer odalara pek dalmak istemiyorum. Sadece dalmak istediğim odalar. Item odası ve boss odası. Ha, paramız da var. Değil mi? O zaman şeye de gideriz. Dükkana da gideriz. Devam. Altın bok. Para veriyor. Tamam. Elemanlar da artık size saldırmıyor. Kafanıza bok var ya. Oyun mantığı. Karşı çıkmamak lazım. Para 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 para. Kalp para 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 para. Tamam. Devam edelim. Ateşleri dersiniz evet. Hasar veriyor.
İçinden alacağım. Param var çünkü ve bağışta bulunamıyorum. Ekstra bomba ister miyim? Ekstra kalp istemem. Hop, neymiş? Güzel. Kötü bir hap olsaydı evet, paranızı verdiğinizde kalıyorsunuz cidden. Fazla anahtarım yok. Box of Spiders. Aktif item. Diğeri gibi değil, gördüğünüz gibi bir tane barla çıktı yanında. O bar ne işe yarıyor diye soracak olursanız bu odayı bitirdikten sonra göstereceğim. Bu daha önce gördüğünüz boss'un benzeri ama buna sadece tam salt'la girebiliyoruz ve boss değil, normal şeylerden veriyor. Düşmanlardan veriyor. Ne fena. Güzel. Gördüğünüz gibi bir odayı bitirdikten sonra bu hani 3 tane dalga vardı ama yine bir tane odaydı. Bir tane dolduruyor. Bu tam doldunca kullanabiliyorum. Yani iki odada bir kullanabiliyorum bu item'ı. Yeri gibi değil, diğerini istediğim kadar kullanabiliyordum. Ve barı yoktu yanında. Her neyse. Oyun zorlaştı tabi. Bunlar hani mavi sinekler vardı. Mavi örümcekler de benzer işlevi görüyorlar. Bize yardımcı oluyorlar. Bunları tam öldürürken yanında durmayalım çünkü patlayan sineklerden bırakıyorlar. Dikkat. Devam 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 devam. Dediğim gibi. Bu oyun... Şu an oynadığım oyunu büyük olasılıkla oynayamayacaksınız. Ama olur da oynamak isterseniz oyunun ana menüsünde input'a seed diyor. Şu sol üstteki 2 A, B, Q, F, Q, 7, M harflerini ve sayılarını girerseniz aynı sırada benim oynadığım bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Aynı sırada. O seed üzerinden hesabı yapılıyor bütün rastgeleri. Aynı oyunda karşılaşmış oluyorsunuz. Bakalım siz benden daha iyi yapabilecek misiniz? Böyle salak salak hatalar yapabilecek misiniz konuşurken? Bakınız o. Buraya eğiliyorum. Devam edelim. Şurada bir kalp vardı, onu alacağım. Burada da varmış gerçi ama buradaki tam mıydı? Buradaki tamdı. Güzel. O limanlar havaya fırlıyor. Ha, oldu. Güzel. Bayağı para düştü bana bu oyunda daha çok. Bunlar birbirlerinin götünü yalıyorlar gördüğünüz gibi. Class boy. Yani Assassin's Creed Unity mi dersiniz, bunu derseniz. Bu derim. Yine sorarsanız yine derim hatta. Dikkat 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 dikkat. Bu elemanlar şu attığı küçük larva tam kalp oluyor. Her bir katta iki tane gizli oda var. Bu da ikincisiymiş. Bu da bir trinket. Bu trinket'i sevmiyorum. Bütün rastladığım sandıkları kırmızı sandık yapıyor. Kırmızı sandıklar riskli sandıklar. Bazen içinden sadece bana zararlı olan bombalardan veya zararlı olan örümceklerden çıkabiliyor. Ama riskin ucunda daha güzel seçenekler de var. Tamam, ben seçenekleri bu oyun için istemiyorum. Biraz da sizin oynayacağınız oyuna kalsın. Biraz da işin gizeminde kalsın bazı şeyler. Daha önce gösterdiğim gibi bu parlayan kanın üzerinde durursanız sağınızdan biraz gidiyor. İki tane çap. Daha büyük bir odada. Al başına bela. Bombamdan 18 tane bombam var açıkçası pek yerlerde kullanacağımı sanmıyorum. Daha önce shop'tan aldığım There's Options item'ı bu işe yarıyor. İkisinden birini seçebiliyorum. Ne olduğunu bilirseniz. Bu mesela Damage Up. Damage Up daha değerli bulduğumdan dolayı Damage Up aldım. Diğeri ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Bana ne? Devam edelim. Gördüğünüz gibi item'lar çok küçük ama önemli etkiler de bulunabiliyor oyunumuzda. Mesela boss'lardan bir değil iki item çıkması ama arasından seçmeniz gerekmesi. Bu da shop item'larından biriydi.
15 sent verdim ona. Az bu değil. Ama bence güzel. Bazen istemediğiniz itemler de çıkabiliyor çünkü yani. Mesela damage up çıktı. Daha önce paso health artırıyordu. Mesela health artıran bir şey çıkmadı. Ya health artıran, ya health'im düşük olsaydı. Health artıran bir şey isteseydim. İki seçeneği de bana vermiş olacak. Justice card. Ne işe yarıyor? Her bir consumable'dan kalp, para, bomba, anahtar birer tane veriyor. Farklı türlerde olabiliyor. Mesela bomba ikili bomba olabilirdi. Kalp yarım kalp değil, tam kalp ya da ruh kalbi olabilirdi falan. Ben mesela şu har 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 yapanları dövemiyoruz. Ama iyi ki piercing shot'ımız var. İçlerinden geçebiliyoruz. Aklımız. Güzel. Devam edelim. Shop. Shop değilmiş. Bunları daha önce gösterdiğim challenge'ları bitirerek hallettiğimiz bazı taşlar var. Ne işe yarıyor ya, unuttum. Bu paramızı ikiye katlıyor. Katladı. Bu bizi item odasına atıyor. En son kullanırız. Bu da shop'a atıyor. Bunu da kullanabiliriz. Bu ne yapıyordu? Ha. Diğer odaya gitmek istiyorsak. Hep oda diyorum şuna. Bölüme gitmek istiyorsak buradan gidebiliyoruz. Onu açmış oluyor bize. Ben shop'a gideceğim. Shop'ta bazen mini boss oluyor. Bize bu attığı gökçükler eğer tutarsa paramızı kaybediyoruz. Paramızı düşürüyoruz. Son 2'de aslında biraz. Ama yani bize kendi göstermesi biraz kısa oldu. Şöyle bak. Mini boss'lar da var arada ve bazen tam böyle dükkana gideceğim. Aa tamam kalp alırım diye daldığınızda karşılaşabiliyoruz bu kıyarla. O da öyle. Mesela bir tane hasar aldım. Ve mavi sineklerden çıktı. Onun da etkisi balıktan geliyor. Balık trinket'imden geliyor. Elimizde sadece bir tane tutabiliyoruz trinket'lerden her zaman. Bir beyaz kalp daha. Bu kadar sık çıkmıyorlar aslında. Bu da slot makinesi gibi ama değil. Bize fal veriyor bu. Bazen fal veriyor, bazen kart veriyor. Tarot kartı. Top Hearts. Top Hearts ne yapıyordu? Söyleyeyim. Eğer sağlığımız konteynerlerimizden kırmızı sağlığımız konteynerlerimizden yarımdan daha aşağı düşükse ikiye katlıyor. Yarımdan biraz daha yüksekse tamamlıyor. Gördüğünüz gibi tamamladı. Neyse. Peki açıklayamadım onu ama bana ne? Hayır. Oynuyor. Trinket de verebiliyor. Trinket de verebiliyor. Burada zaman harcamak lazım. Hadi. Patlattım. Bomba koydum oraya. Görmediniz tabii. Devam edelim. Boss'a geldik. Hemen boss'tan önce item odasına girmek istiyorum. Çünkü önemli biraz. Soracak olursanız. Ah, paradan geçilmiyor. O baya bolluklu bir run oldu açıkçası. Bu kadar çok kaynağa ulaşamayabiliyorsunuz. Boss'a girmeden önce açıkçası biraz ruh kalbinin olmasını isterdim. Beyaz kalp almam gerekecek. Bu hangi kattı? Tekrar bakalım. Necropolis ki. 6. kattayız şu an. 6. katta boss'u öldükten sonra tekrar kata geri dönemiyoruz. Öyle olunca tabii boss'u öldükten sonra tamam beyaz şeyi tekrar alayım, beyaz galibi tekrar alayım diyemiyoruz. Dikkat edilmesi gereken bir şey. O yüzden ve boss'tan hasar alacağımı biliyorum. Bu aldığım keçi kafası şeytan odası hani ilk 2. katta gördüğümüz şeytan odası olasılığını artırıyor. Çok fazla değişken var oyunda gördüğünüz gibi. Her şeyin bir etkisi var ve oyun bazen açıklamıyor bunları. Gördüğünüz gibi bazı şeyleri ben açıkladım. Bunları da bilerek, görerek anlayabildiğiniz şeyler. Tabii biraz anlaması zor mesela. Keçi kafası bilmem ne olasılığını arttırıyor biraz. Fazla sürreal. Ölü kuş. Eğer hasar alırsam ölü kuş çıkıyor. Başka düşmanlara hasar veriyor vesaire. Tamam ben yapacağımı yaptım burada arkadaş, ben giderim. 45 dakika oldu bu oyunu tanıtacağım diye.
İşte düşünün, bu kadar katı, bir iki tane daha katı 20 dakikada bitirirseniz ekstra mod açar. Ben hiç yapamadım. Çok fazla dolaşmamız lazım. Biraz ana bosslardan biri ama çok hızlı bir şekilde ayağını düşürüyor. Biraz dikkat etmek lazım buraya. Bir sürü yeni düşman, daha önce karşılaştığımız düşmandan sanılıyor. Bir iki damage'imiz yüksek. Tier'larımız sık. Güzel bir defansımız var. Snack'ler ve maskemiz görünmese de şu an karakterimiz üzerinde. Bu arada evet, karakterimiz aldığımız her item'i deforme oluyor biraz. Buna hatırlatmayı unuttum. Bu da hoş bir şey. Ve yaptık. Sacred Heart. Gördüğünüz gibi Sacred Heart'ın etkisi de bu. The Negative buradan aldım ama ne işe yarayacak pek bilgim yok. Açıkçası bakacağız. Devam edelim. 10 tane kalbimiz var. Şimdi 7. kattayız. 7. katta kurallar biraz değişiyor. Artık yarım kalp hasarı hiç almıyorum. Hepsi tam kalp olacak bu noktadan sonra. Eski karşılaştığım düşmanlarla karşılaşsam ve onlardan hasar alsam bile normalde yarım sağlık düşürürken şimdi tam kalp düşürecekler. Sacred Heart inanılmaz güzel bir item bu arada. Ona rastlamam çok iyi oldu. Hem damage'imi inanılmaz arttırıyor. Yavaşlatıyor. Range'imi düşürüyor. Yani range dediğim menzilimi düşürüyor. Fazla ilerlemiyorlar. Gözaçlarım çok çok daha yavaş. Ama aynı zamanda füze gibi düşmanın üzerine gidiyor da. Tam olarak isabet ettirmem gerek yok. Kendileri yönlerini biraz buluyor. Hafif olsun. Bu eski bosslardan biriydi. Artık bu katlarda normal düşmanmış gibi saldırıyoruz kendilerine. Burada yani sağlığımızın ve damage'imizin bayağı yüksek olması lazım. Oyun gitgide zorlaşıyor. Ama aldığımız her küçük item'ın farklı farklı işlevleri olması yavaş yavaş gördüğünüz üzere bu oyunun en ilginç kısımları. Bir beyaz kalp daha. Allah'ım yarabbim. Büyük olsa bunu kaybedeceğim ama. Artık umursamıyorum bile. 12'den fazla kalp alamıyoruz bu arada. Ruh kalbi ya da normal kırmızı kalpler. 7. katta artık item odası veya dükkan yok. Tamamen kendimize baş başayız. Ama bu gizli odalar mesela işi biraz daha kolaylaştırıyor. Bunu açmak istedim sadece. İleride işimize yarayabilir. Yarım kalp. Fazla zaman kaybetmek istemiyorum artık. Bir saat olmadan bitirmek istiyorum biraz bu oyunu. Hızlı hızlı gidelim. Zaten artık burada araştırdığımızda bulacağımız pek ekstradan bir şey yok. Dediğim gibi. Item odası yok. Aman aman aman. Dikkat. Bu elemanlar korkutucu. Oh güzel. Bir tane daha hasar alabiliriz. Beyaz kalbimizi korur ve koruyabiliriz bunu yaparak. Her neyse. Bu katta dikkatli olmamız gereken başka bir şey. Direkt dalmamamız. Devam. Biraz hızlı ve korkutucu. Hızlı ve öfkeli serisinin yeni bir filmi olur kendisi. Güzel. Osur kapım hala duruyor. Usta kullanırım herhalde. Yanımda hadi be. Hadi ya. Neyse artık. Demeyeceğim. Daha büyük. Demeyeceğim. Daha da büyük. Artık bir süper star ama bir tane de normal kalbim daha gitti. Önemli değil. Bayağı kalbim var. Hadi gidelim.
Biraz da range up veriyordu galiba Mark. Emin değilim. Ama pentagram tam bir damage up. Bundan eminim. Ah. Şunları bizim örümceklere yediriz. Çok hoş. Bu item öldüğümüzde belki tekrar aynı kalplerle canlanabiliyoruz. Belki. Evet, o yüzden pek ona bel bağlamamamız lazım. Bağlamamamız lazım. Bazı durumlarda odalarda gördüğünüz gibi lanetler oluyor. Tamamen yine rastgele bir şekilde karşılaşabiliyorsunuz. Mesela bu odanın lanetinde map'i kesinlikle göremiyoruz. Ki oyunu hızlı bir şekilde bitirmemizin önünde büyük bir engel. Bir tane item var oyunda bütün lanetleri engelliyor. Başka bir durum. Başka bir değişken. Oyunun bir sürü değişkeni var. O zaman bir dilenci, ona para yedirebiliyoruz. Bir sürü de paramız var. Bazen bize bir item veriyor ya da anahtar falan veriyor. Aynen böyle. Hadi hızlı. Bu ne? Örümcekler daha iyi. Osurtuyor bize bu. Bu da para almayandan, kalp alanından. Kalpler, sağlığımız bizim için önemli. O yüzden pek dokunmayacağım ona. Güzel. Devam edelim. Hızlı bir şekilde burada bitirmeye çalış. Ama yani. İkinci odada ya da üçüncü odanın dükkanında aldığım item hatırlıyor musunuz? Bir pil şeklindeydi. Gördüğünüz gibi yeşil değil, sarı şu an. Neden diye soracak olursanız 4 odada kullanmadım. Normalde 2 tane odada yenileniyor ama üzerine 3. bir ve 4. bir şarj oluyor. Yani 2 kere üst üste kullanabiliyorum. Daha fazla örümcek. Daha çok şarj edebiliyorum kısacası. Bir saat olmadan bitirmeye çalışıyorum bu oyunu. Gülüşü duydunuz mu? Ne anlama geliyor bu? İşte bu anlama geliyor. Yani bunlar isabet etseydi beni odanın başına koyacaklar. Yani hasar vermiyor, direkt odanın başına koyuyorlar tekrar beni. Buraya tekrar gelmek büyük bir işkence olacaktı. Çünkü haritayı göremiyorum, Allah kahretsin. Boss nerede? Odaya ayrıca gelmiş herhalde boss tarafı. Tamam. Buraya gelmişim. Oh. Yavaş. Buraya gelmişim. Buraya. Bir boss rush odası. Arcade. İşte çıktım mı? Buraya çıkmamışım. Arcade hemen altında olduğunu söylemeyin lütfen. Ben buraya daha önce geldim. Burada da değil. Nerede boss? Kaçırdın mı? Hadi ama. Bu bir trinket. İstemiyorum. Siz alın. Ekşi de daha çok yardımcı olur. Bunun için bana ne? Boss nerede o zaman? Kaçırdın mı ya? İşte sevmiyorum bu laneti. Lanet. Burayı gidelim. Hatırlamıyorum ki ben buraları hiç. İyi ki hızımız yüksek. Buraya geldik. Burada bir item. Umurumda değil. Trinket. Tamam. Gördüğünüz gibi hasar aldık ve kuşumuz harekete geçti. Çok fazla değişken var artık. Bir noktadan sonra aldığımız itemların etkisini unutabiliyoruz. Ama bizi çok güçlendiriyorlar. Her bir şeyin etkisi var. Her bir aldığımızın bir etkisi var. İşte boss'u bulduk. Tamam, bunlara dikkat. Bu etkiler kaybolmuyor. Bu eleman da zor. Ah!
koş. Hadi aşağı gidelim. Aslında burada yol ikiye ayrılıyor. İsterseniz yukarı, isterseniz aşağı çıkabiliyorsunuz. Yukarısı bambaşka bir level, aşağısı bambaşka bir level. Nereye inecek, iniyoruz diye soracak olursanız. İlginç bir yere. Hadi devam edelim. İstemiyorum ama. Ederken bile biraz dikkatli olmamız gereken bir item. Kendi uçuyor gidiyor, patlatıyor bir şeyleri. Düşman temasa geçtiği anda patlatıyor. Bir tane daha. Çeliklerden. Devam 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 devam. Hızımızı aldık tabi. Uuuuh yapmadım ona. Güzel. Önmüşler. Bunun ne yaptığını bilmiyorduk önceden. Şimdi şarjlı bir aktivimiz varken bunu alırsak tamamen tekrar bir şarj ediyor. Ben bunu istemiyorum. Neyse. Şeytan. Bu mu? Şeytan bu kadar kolay mı? Sanmam. Çok güzel aktivimizler. Demeyiz bayağı yüksek. Alalım. Ahını aldık. Hala bir saat olmadı. Hala bir saat olmadı. Bir formu daha mı? Nereye? Altıncı katın bossuna çok benziyor. O boss altıncı kat, sekizinci kat, dokuzuncu kat bossları hiç değişmiyor. Diğer bosslar değişebiliyor. Sonradan başka daha ileriki bölümlerde normal düşmanmış gibisini çekebiliyorlar. Öldü. Oyun bitti mi? Neredeyim acaba? Dark Room. Tamam bunun... Burada ne yapacağız? Beni başka bir şeytan odasına gönderdi. Ben bunların hiçbirini istemiyorum. Sağlığım biraz fazla önemli. Bir dönelim. Çıkıyorlar. Acaba sağlığımız yetecek mi buna? Bunların hepsi boss normalde. Bunların hepsi boss normalde. Fena gitmiyoruz. Map'e bakın. Küçük değil. Devam edelim. Nerede boss? Bunların hepsi boss. İstemiyorum. Önümün iki item iyi. Bunlar da boss. Git. Öldü. Triple shot. Üçlü atıyorum artık. Ama biraz daha yavaş atıyor. Almasam daha iyi olur sanki. Şu büyük olanlar mini boss normalde. Sağlıkları bayağı büyük. Diğerleri değil. Düşman. Ama yine bayağı anlamına gelmiyor. Sadece buranın... Teknoloji istiyor muyum? İstiyorum. Yerler atıyoruz artık. Sağlığımız düşür. Sağlığımız damage'i düşürüyor mu? Sanmıyorum. Bu elemanlarda normal boss çünkü. Devam edelim.
sürü item alıyoruz gördüğünüz gibi. Buraya gelmiştik zaten. Devam edelim. Buranın boss'unu bulalım. Daha önce hiç dövmedim buranın boss'unu. Oyun inanılmaz komplike bir hal aldı şu an. Devam devam devam. İstemiyorum. Elemanlar. Teşekkür ederim. Boss'tan önceki son yerde. Aha. Kalper, 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 kalper. Lütfen kalper. Kalper. Oo, bu güzel. Bu kart hoş. Bir tane daha. Tam gidelim. Tam gidelim. Tam gidelim. Tam gidelim. Hadi. Bir saati geçtik. Bir saati geçtik. Hadi. 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 Ne? Saçma. Hadi. Bakalım son kutu neymiş. İlginç. Allah. Ne? 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 Bize tam saldırıyor. Ya o zaman bu kartı çıkarırım. Isaac. Rebirth. 24 lira Steam'de. Eski oyunu da almak isterseniz biraz daha az content var içinde. Onu da sanırım 10-12 liraya alabiliyorsunuz. Bir de DLC'si var üzerine. Ama bu oyun bütün orijinal oyunun ve DLC'nin üzerine ekstra bir ekleme. Aynı zamanda oyunu bütün baştan OpenGL'de C++'la yazmışlar. Eski oyun Flash üzerineydi. O yüzden ne kadar basit duran bir oyun olursa olsun frame rate sorunları vardı. Bu oyunun yok. 60 FPS'de güzel bir şekilde çalışıyor. Buyurun alın. Özellikle bence indirimlerde bayağı inecektir. Tamam bu kadar. Hadi gidelim. Hadi.